Airport core. Uçaktayız. Zeren burada. Şu anlık yanımız boş. Ama gelenler var. Ama var yani. Bence dolar geçti. Arkadaşlar. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur şu an. Çünkü en son bu mikrofon süsüm olmadan video çektiğinde bir tık sorunlar yaşamıştım İtalya'da. Şimdi geldik Barcelona'ya. Şeyde airport'ta bir tane araba varmış. Aerobus diye yani. Şehire gelen hatlar. Onlara bindik. Çok hızlı geldi. Benim tahminimden çok daha hızlı geldi. Ben böyle bir yarım saat 40 dakika bekliyordum. 10 dakikada falan geldi sanırım. Şimdi otele doğru yürüyoruz. Güzel bir yolu var. Klasik bir sokak yani. Geldik otelimize. Şimdi bir sandviçimiz vardı, onu yedik. Biraz dinleniyoruz. Böyle bu şekilde şu an yani. Sonra gezmeye çıkacağız. Telefonlarımızı şarj ediyoruz, sonra çıkıyoruz. Hangi okuldan ya? Kolomb heykeli. Burası Christoph Kolomb'un sanırım dünya turuna çıktığı liman. Burası orası. Christoph Kolomb heykeli var. Şu istemiyor falan. Şurası La Rampia Caddesi. Full Taksim gibi. Hayda, yine bir ikinci pazar mı? Arkadaşlar şimdi otele geldik. Saat 21.15 burada. İlk gün olduğu için aslında bugün planımızda olan her yeri gezdik. Bayağı güzeldi. Ve yorulduk. Sonra yemek yedik. Dedik otele dönelim. İçecek alalım. Buralarda çok böyle market var otelin olduğu yerde. İçecek alalım, hani odada otururuz, bir şeyler yaparız diye düşünerek böyle planladık. Yarın zaten tüm gün dışarıdayız. Şimdi dediğim gibi otele geldik. Burası bu arada 2 saat geri İzmit'ten, Kocaeli'den, Türkiye'den. İkinci el markete gittik, flea markete. Orada çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum. Çünkü hep böyle şey korkum var açıkçası. İşte kapkaç. Çünkü Barcelona aşırı böyle hırsızlığıyla, işte telefon çalınması, çanta çalınmasıyla bilinen bir. O yüzden hatta yani gelmeden şu kılıflardan falan almıştım. Bunun korkusundan orada çok çıkaramadım. Aslında böyle büyük bir alanda kurulan ikinci el bir marketti. Güzel bir sürü parçalar vardı ama çok pahalıydı. Bir tane kızın standını bulduk. Orada aşırı güzel böyle full desenli uzun kollu üstler vardı ama 35 euroydu. Ve böyle deseni çok güzel ama mesela ikisini denedi Zeynep. Böyle tam güzel olmadı falan ve hani 35 euro'dan çok pahalı. Bir tane etek beğendim. Aşırı güzel. Aklımdan çıkmıyor. Böyle siyah kalıbı falan. Ama o da 55 euro'ydu. Şey falan diye düşündük. Hani en son şey yapacaktık bu arada. Hani iki tane aldığımızda tişörtü ikisini 50'ye verirse, yani 25'e düşürse alacaktık. Çünkü çok beğendik cidden ve düşündük ki yani bulamayacağımız parçalar. Ama indirmedi kız. O yüzden almadık. Yapacak bir şey yok. Umarım başka şeyler bulur. Bir tane de Kangol şapkalar. O marka şapkalar. Ben çok istiyorum. Böyle kasket arkası. Böyle takmalı. Onlardan istiyordum. Ondan buldum. Çok güzel desenli bir tane buldum. 20 euroydu. Onu alacaktım ama kafa bedenime büyük olduğu için aşırı böyle imam tas kafası gibi bir şey oldu.
yakışmadı, güzel olmadı, kafama oturmadı. O yüzden almadım boşuna. Çok da güzel durmadı çünkü. Böyle bugünümüz böyleydi. Odadayız. Günaydın. Barcelona'da şu an saatler 10:15. Tahminimiz, ya böyle planlamıştık dün. Hani bu saatlerde çıkarız diye planlamıştık. Benim ders seçimim vardı bugün. Yaptım onu 8'deydi. Normalde ders seçimi 10'da. Hemen onu alarm kurdum dün gece. Sonra yatarken aklıma geldi. Burası 2 saat geri yani. O yüzden 8'de kalktım. Ders seçimimi yaptım yani. Hazırlandık şimdi. Şimdi çıkacağız. Bugünün planı Casa Batlló, Casa Vila, Park Güell, La Sagrada Familia, Barcelona gezimizin ikinci günü başlasın. Bak! Her yerin bu kadar güzel olması ve bu binaların alışveriş merkezi olması büyük haksızlık bize yapılan. Bu ne? Çok güzel. Şimdi Casa Batlló'ya gidiyoruz. Zoomlasana şöyle sen de. Oha, falan aldım. Wow. Çok yorulduğumuz için kafe arıyorduk ve ismi 365 olan bir yer bulduk. Böyle sandviçler var, tatlılar var, kahve falan var ve bence ucuz. Bir tane büyük sandviç, bir tane normal bir boyutta avokado mu? Kafa gitmiş. Ton balıklı sandviç. 3 kafeye 12.45 euro. Ha, bir de cupcake'e 12.45 euro ödedik. Yalnız ice latte istedik ama yapamıyorlarmış. Böyle buzlu bardak ve kahve verdiler. Bakalım göreceğiz. Güzel duruyor. Ama çok açız ve yorgunuz. Telefonları da şarj ediliyor şu an. Selam. Saatlerimiz 17.50 şu an. Biz anca böyle bir yerde oturduk ve yemek yedik. Çünkü hem yorulmuştuk, acıkmıştık da. Böyle kahve içtik, böyle sandviç falan yedik. İyi geldi şimdi de. La Sagrada Familia'nın oraya geldik. Birden çıktık, karşımızdayız zaten kocaman olduğu için. Göstereceğim size de. Böyle söylemek istedim. Buradan da Park Güell'e gidiyoruz. Ve bugünkü planlarımızın hepsini tamamlamış olacağız. Taco yiyeceğiz. zaten sonrasında da böyle geze geze artık otelimize dönmüş olacağız. Çok güzel gözüküyor şimdiden. Ben üstümü değiştirdim. Yanıma bunun gömleğimi almışım zaten hiç yer kaplamadığı için. Farklı bir fotoğraf çekilirim falan diye bunu değiştirdim açıkçası. Öyle. Oh my god. Ablam neredeyse atlayacak gibi hep.
Mükemmel. Barcelona Gaudi'ye ait diyebilir miyiz? Deriz. Ve hani şu an bu adamın ölüp bunu tamamlayamamış olması, tamamlasaydı ne yapardı diye düşünmeden edemiyoruz. Zeynep bunu görebilmek için gözlüğünü taktı. Evet, tüm gezi boyunca çıkarmadığım gözlüğü taktı. Çünkü yani mind blowing dediği şey tam olarak bu oluyor galiba. Çok güzel. Mango falan onlar açık değil midir ya? Bakacak mısın sen? Şu an Barcelona'nın tepesine çıktık. Hani bugün çıktık. Onları da yapıp yarına az iş bırakmak için. Akşam ve Park Güell'e tırmandık ama kapanmış, giremedik. Şöyle düşündük, buraya gelen bir otobüs varsa yarın sabahtan hani en erken saatinde oraya gelip güneş doğarken gün ışığında görürüz o zaman. Gün ışığında görüp sonra başka şeyler yapmaya karar verdik çünkü yetişemedik. Burası aşırı normal şehirleşmiş Toki gibi. Park yazıyor ya. Nerede park yazıyor? Of arkadaşlar ya. Hani böyle Barcelona şey diye anlatılıyor ya. İşte kapkaççı, getto, göçmen, çingene falan diye adlandırıyor ya. Biz şu ana kadar hani bu akşama kadar hiç öyle bir şey yaşamamıştık. Gayet güzel zaten turistik yerlerde dolaşmıştık. Ama bugün bir restoran buldum ben. Allah kahretmesin beni yani onu bulduğum için. Ne? Paçuço onun adını da söyle de Puçaço muydu? Puçaço, Paçuno öyle bir şey görürseniz gitmeyin. Neyse onun dışında işte oraya gitmeye çalışırken biz öyle bir yere soktu ki navigasyonu. Yani cidden böyle dar sokak, çişli sokak, full böyle göçmen erkekler var böyle sokağın yanlarında falan. Yemin ederim 10 dakikalık yolu 3 dakikada yürüdük. Öyle bir bizim böyle depar ne ya? Bizim bir depar var yani. Aşırı korktuk o an. Neyse ki atlattık, şu an güvenli bir şekilde otelimizdeyiz. Yemek yediğimiz yerde kötüydü. Berbattı. Kötüydü. Az kalır. Ve hepimiz aynı şey. Ya çünkü menüde böyle domuz eti vardı et olarak hani. Kırmızı et mi diyeyim. Vegan olduğunu söyleseydik belki bu kadar pişman. Belki de cidden. Ama. Kırmızı et ne denir? Hani tavuk seçeneği dışında sadece domuz eti vardı ve bir tane de tavuk eti seçeneği vardı. Biz de en mantıklısının o olacağını düşünmüştük aslında ve böyle kullandıkları baharat mı, sos mu artık ne bilmiyoruz ama çok kötüydü. Yiyemedik zaten. Büyük ihtimalle bize daha... Ve yanına söylediğim şeyde de tavuk vardı. Evet abi onda da tavuk yoktu normalde. Bir tane böyle nachos gibi üstü böyle full krema, guacamole olan bir şey söyledik. Onda tavuk olmasa o kadar güzeldi ki bu arada. Ve yine o lanet soslu tavuk vardı. Yiyemedik. Neyse çok da geç olmadan ödedik, kalktık, kaçtık otele yani. Yarın son günümüz. Ben & Jerry's aldık marketten. Damacanamızı da göster. Bir de ekonomik insanlarız. 2,5 litrelik su aldık. Bunu 1,30 muydu bu? 1,67. 1,67. Çok ucuz. Buna dolduracağız sularımızı. Allah dondurma işte. Şimdi böyle bir dondurma seansı. Şunu aşırı merak ediyordum. Cookie dough. Böyle arkadaşlar iyi geceler yani. Sizin için şu an saat 22.38 ya. 12.38. Bye. Günaydın. Saatlerimiz 11.17 ve Park Güell'e geldik. Ama burası şey şehrin keşke tepesinde. Harita alsaydık ya, harita var mıydı acaba? Haritada görmedim. Burası Kartepe. Buraya metro ve otobüse geldik. Gördüğünüz gibi kuşlar cikcikliyor. Park yani burası. Şurası Kartepe. Anne yandar, bu bile var. Tamam.
you see here, like mortar in between the tiles, this is the concrete. When you see, for example, the same tile here, you can see that some part of the... Hata çekelim mi? Bilgi yapıyor biri bana. Yine kuzlandım. Çok karanlık çekmiyor. Arkadaşlar selam. Şimdi şöyle oldu. Ben bugün konuştum mu bu vlogda hatırlamıyorum. Konuşmadın çok sanırım. Sanırım konuşmadım. Neyse. Sabah Parkgöl'e girdik. Gittik. Otobüs, metro ve otobüsü kullanarak gittik oraya. Sonra oradan sonra Arda Turan Bankı'na gittik literally. Orca Adliye'den böyle yürüyerek Picasso Müzesi'ne gittik. Böyle vintage'lar falan vardı. Oraları gittik. Böyle yine Barcelona Katedrali civarındaydık. Öpüşen duvar, mozaik duvar. Sonra aşırı donduk. Çünkü bugün biz biraz ince giyindik. Bugün hava iki gün, son iki günden daha soğuktu. Bulutluydu çünkü. Bir de kombinime etek giymiştim ve kombinime kabanım hiç uyumlu olmadığı için hoodie aldım. Bu hoodie'yi giymiştim. Öğlen biraz tuttu beni. Yine sıcak değildi ama. Akşama doğru çok üşüdük hepimiz. O yüzden otele gelip böyle değiştirdik üstümüzü. Hepimiz aşırı aşırı kapalı giyindik. Korunduk. Şimdi bir daha çıktık. Birkaç ikinci elciye bakacağız. Genel churro yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Takılacağız. Bu kadar. Bu arada Barcelona ikinci eliyle hakkılı da. Ne? Ne dedin lan demin? Araba geliyor. Durdu. Allah razı olsun. Çok pahalı. Çünkü biz vintage'da gittik. Thrift'te aynen. Thrift gitmedik. Flea market de pahalıydı. Vintage dükkanlar da pahalı ve öyle de aşırı da böyle beğendiğimiz ve dikkat çarpan şeyler de bulamadık açıkçası. Şu ana kadar en iyisi Flea market'ti. Onda da çok pahalıydı ama en azından designer diye. Evet, mesela bilseydik bu kadar kötü olacağını diğer yerlerin. Flea marketten bir iki parça bir şey alırdık ama acemiliğimiz de artık yapacak bir şey yok. Aynen, ilk gün olduğu için o kadar harcamak istemedik. Neyse, şimdi yürüyoruz. Görüşürüz. Şey de diyelim, Barcelona'ya gelecek olan varsa, ben devralayayım. Barcelona'ya gelecek olan varsa flea marketlerin hangi gün olduğunu öğrenmek için Flea Market Barcelona hesabını Instagram'dan takip etsin. Sürekli paylaşıyorlar. Bizim gittiğimizde de bayağı bizim yaş grubumuzda güzel giyinen gençler vardı. Güzeldi. Öyle Kadıköy Bit Pazarı gibi bir ortam değil yani. Biraz sanırım bizim ustada düzenlediğimiz etkinlikler tarzı aynen bir ortamdı. Güzeldi yani, mutlaka oraya bakın. Bir de Hostel Rio de Castro'da kalın arkadaşlar. Çok tatlılar çünkü. Güzeldi. Buyurun. Bye.
Yummy. Seren'in turosu. Arkadaşlar çok yürüdük. Çok yorgunum. Otele geldik sonunda saat 10.30. Çok şükür bugün caddeden geldik. Yani güvenli yoldan geldik. Ama uf, böyle ayak parmaklarım ağrıyor. 28.800 adım atmışız bugün. Bu ayak parmaklarım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor, artık belim ağrıyor. Artık çok yoruldum ama yarın dönüyoruz. Yani tatil bitti. Aşırı yorgunum. İyi geceler. Hello guys. Güzelini kendim attım. Güzelini ben attım. Hayır, bir aklım içinde şey sorayım. Şu an havaalanındayız. Saat kaç zara? 11'de. Saat 11.05 geçiyor. Bizim uçak 12.55'te. Erkenden geldik işte. Klasik check-in'imizi yaptık. Online yapmıştım ben zaten dün gece. Sonra ne yaptık? İşte kontrolden geçtik. Bu şekilde oturuyoruz şu an. Gelirken fırın var bizim orada. Bizim orada dediğim otelin yanında fırın vardı. Oradan sandviç aldık. Sırmalıklar falan var. Bunlar Türkiye'ye gidecek olanlar. Ege'ye Pringles aldım. En sevdiği cips. Ama Türkiye'den kalktı biliyorsunuz. Takis aldık. Chips Ahoy aldık. Hep Amerikan şeyleri almışız aslında. Sıçtırmalığı bilmem görmedik biz ya. Şu an karanlık çünkü ters ışık ama dönemeyeceğim. Büyük ihtimalle bir sandviç yeriz. Otururuz işte, bekliyoruz yani. Yapacak bir şey yok. İnternet var zaten. Bye. Herkese günaydın. Bloğu bitirmek mecburiyetindeyim. Çünkü gördüğünüz gibi Barcelona'dan geldik. Dün de yolda da çektim. Şimdi en son bir ufak aldıklarımı gösterip bu videoyu bitireceğim. Çok fazla böyle bir şey almadım. Aşırı aşırı. Böyle incik cincik tarzı şeyler. Tiger'dan genel olarak bir şeyler aldım. Onları göstermek istiyorum. İlk önce bu yara bandı. Bunun kutusu çok güzel. Mesela içindeki yara bandları bittikten sonra kutusu da kullanılabilir ve bayağı fazla var. Şöyle göstereyim mesela. Bir tanesi böyle. Buralarında kalp var. Bir de böyle hani cidden kalp. Bayağı tatlı bulduğum için aldım ve yani yara bandı bazen lazım oluyor. Kutusu çok tatlı, o yüzden bunu almak istedim. Tiger'dan bunu aldım. Zaten Tiger genel olarak böyle 1 euro ile 5 euro. Hani daha pahalı şeyler var tabii ki de. Arasında değişiyor. Sonra böyle ıstakoz ve kalpli bir peçete aldım eve. Bunu İzmir'e götüreceğim. 16 parça bana var ya, çok uzun sürede. Bu 1 euro veya 1,5 euroydu. Çok ucuza geliyor. Hani 33 lira çarpınca bile çok ucuza geliyor. Tiger'dan devam edersek şöyle mesela 2 tane şeker. Bunun yine paketini çok beğenip aldım. Biri naneli, biri şeftalili. Bu şeftalili çok lezzetli. Hemen yiyeyim bir tane. Böyle bir de şey yazıyor. Böyle bir kalıp. Kek kalıbı olabilir, ekmek kalıbı olabilir. Böyle banana bread yapmak için. Bunu anneme hediye aldık. Böyle bir şey arıyordu o. 5 euroydu sanırım. Yine çarpınca çok ucuza geliyor. Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırırsak. Şimdi böyle kendime kişisel... Bir de Tiger'dan böyle pipet. Yazın İtalya'dan dönerken de yine Tiger'dan pipet almıştım. Bambu pipet. Bunları görünce de aldım. Böyle renkli, aşırı tatlı. Şimdi kendi kişisel böyle aldığım şeyleri göstereceğim. Sonra genel böyle magnet, hediyelik eşya falan onlara bakarız. Urban Outfitters'tan bu bluzu aldım. Bu bluzun normal fiyatı 45 euro ama biz direkt indirim olan bölüme geçtik.
Ve normal dediğim gibi 45 euro 15 euroya inmişti indirimle. Ekstra bir de %20 indirim vardı. Ben bunu 12 euroya aldım. Yani düşünebiliyor musunuz? 45 euro'dan 12 euroya. İnanılmaz bir indirim. Small. Böyle. Bulabildiğim tek parça da buydu Urban Outfitters'ta. Diğerleri ya böyle büyük bedendi ya da direkt beğenmedim yani parçaları. Sonra Fenty Gloss aldım. Ya bu böyle bir yaklaşık 300 lira daha ucuza geliyordu ve bu benim bitmişti. Hot chocolate bu. Buna bayılıyorum. Ya dünyanın en iyi lip gloss'u bence böyle muadili olmayan, yerini bir şey tutmayan gloss'lardan biri. Bu renk bazında da konuşuyorum. O yüzden bir daha almak istedim çünkü cidden çok seviyorum ve bir öncekini böyle 1-1,5 sene civarı kullandığım için buna paramı verdim. Oradan bunu aldım. Çok mutluyum. İyi ki almışım. Çok seviyorum dediğim gibi. Eğer bütçe ayırabiliyorsanız ve bir lip gloss almak istiyorsanız bu. Sonra Kiko'dan böyle far aldım. Bunu göstereyim. Pembe. Bu aralar ben böyle yansımalı, holografik böyle simli farlar değil de böyle farklı yansımalı Isamaya Beauty diye bir marka var. Ona bakabilirsiniz. Onun mesela far paletleri, onun looklarına bakarsanız tam olarak öyle şeylere bayılıyorum. Ama o Isamaya dediğim hem Türkiye'ye gönderim yok, hem böyle mağazalarda satılmıyor. Bir de 100 küsür euro sanırım. Ve stock out. Ben de o tarz looklar yaratabilmek için böyle pembe bir şey beğendim. Bu da simli güzel böyle yansımaları vardı. Bugün deneyeceğim hatta. 18 numara Kiko'nun Smart Eyeshadow'larından bakmak isterseniz. Kiko'dan bir dudak kalemi aldım. Bu da 3 euro falandı böyle. Birkaç şey alıyorduk. Dedim bunu da alayım. Kahverengi. Bunun numarası 36. Şöyle bir kahverengi. Bu şekilde. Sonra bu allığı aldık. Bunu anneme aldık. Bunu biz İtalya'dan da almıştık. Bu allık mükemmel bu arada. Böyle şeftali tonlarını, bronz tonlu bir allık, ışıltılı bir allık oluyorsanız o kadar güzel duruyor ki böyle cildi parlatıyor. Bu da Unlimited Blush serisinden 12 numara. Şöyle bir renk. Çok güzel. Böyle bunun kutusu da çok tatlı bence. Hem metal, aynası da kocaman bir aynası var böyle ya. Gayet yeterli ve kaliteli bir ayna. Ben bu blush'a bayılıyorum. Dediğim gibi bunu İtalya'dan da almıştık biz. Ama gelmeden kırılmıştı. Ben düşürmüştüm çünkü. Şimdi kartpostallarım var. Onları göstereyim. Ha böyle bu arada böyle bir foto kabini vardı. Çekilelim dedik fotoğraf. Çok iyi bir kabin değil ama fotoğraflar çok tatlı. Sonra böyle çeşitli böyle arkası da bu şekilde olan kartpostalları aldım. Ya seviyorum ben böyle şeyleri toplamayı. O yüzden aldım. İki tane Parkwell'den anahtarlık aldım. Biri kendime, biri hediyelik olarak düşündüm. Böyle bir anahtarlık aldım. Bu da yine Park Güell'in simgelerinden. Kertenkele. Şimdi Barcelona yazıyor. Çok güzel bu da bence. Bir de bu dansın ismini unuttum ama onu yapan kadın Barcelona. Bence bu da çok tatlı. Ve bu kadar. Aynen bu kadar. Daha fazla thrift yapma hayallerim vardı ama gerçekleştiremedim. Böyle vintage shoplara gittik çünkü thrift shopları biz lokal olmadığımız için bilmiyoruz tabii ki. Humana Vintage'ler var daha böyle thrift shop vibe'ı. Onları hiç beğenmedik. Vintage store'lara gittik. Ne böyle cidden tam alacağımız bir şey bulduk. Ve çok çok pahalılardı yani. Minimum 30 euro falandı bazı şeyler. Maalesef o yüzden bir şey alamadık. Flea Market'te çok güzel şeyler vardı. Onları kaçırdığımızı üzüldük bir tık. Çünkü onlar cidden, onlar da pahalıydı.
Ama çok çok güzellerdi. Ama ilk gündü. Ve bu şekilde bazen sokakta kameramı çıkartmaya korktum açıkçası. Telefonda sürekli boynumda ve ipleydi. Çünkü Barcelona aşırı kapkaççı, dolandırıcı, işte hırsızla bilinen bir şehir. O yüzden böyle full tetikte olduk. Sürekli çantalara baktık. Böyle yürürken telefona çoğu zaman bakmadık. Bu vlog nasıl çıktı bilmiyorum. İzleyince göreceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz.